Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala. Peki aziz ve muhterem kardeşlerim, Yüce Rabbimiz kıldığımız namazı dergah-ı uluhiyetinde makbul eylesin. Ona ne kadar şükretsek azdır. Bizi böyle bir rahmet ve mağfiret iklimine yeniden kavuşturdu. Ramazan-ı Şerif'e erişmek her müminin yüreğinde tabii bir arzu ve istek şeklinde cereyan etmesi gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha 2 ay öncesinden "Ya Rabbi, Recep ayını ve Şaban ayını bizim hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan'a eriştir" diye iştiyakla beklediği bir aya Yüce Rabbimiz hepimizi eriştirdi elhamdülillah. Cenab-ı Hak bu ulvi nimetinden gereği gibi istifade etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Aziz kardeşlerim, öncelikle şunu ifade edelim ki Ramazan-ı Şerif bir ibadet ayıdır. Yani Hakk'a kulluğumuzu en güzel şekilde ifade edebileceğimiz hususi bir aydır. Gecesiyle gündüzüyle bir ibadet ayıdır. Hem bedeni ibadetlerimizin içinde bulunduğu, hem kalbi ibadetlerimizin, ruhani ibadetlerimizin gerçekleştiği, hem de mali ibadetlerimizin bir şekilde içinde gerçekleştiği mübarek bir aydır Ramazan-ı Şerif. Burada İnce bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından görüp öğrendiğimiz şudur ki, bütün ibadetlere öncelikle büyük bir muhabbetle ve iştiyakla, şevkle yönelmek gerekiyor. İbadetlere karşı isteksizlik, imandaki zafiyet alameti iken, hatta münafıklık alameti iken, İbadetle sevinmek, ibadetle buluşacağız diye şevklenmek, heyecan hissetmek bir kavi iman işaretidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bunu çok canlı görüyoruz. Aleyhisselatü Vesselam namaza karşı müthiş bir iştiyak duyar her namaza hem de. Hani Bilal Efendimiz'e, o Efendimiz'in müezzini Bilal Efendimiz'e "Bizi ferahlat ya Bilal, bir an önce rahata kavuştur" diye namazı özleyen bir peygamber. Hem de her namazla buluşmayı özleyen bir peygamber. Namazla buluşmayı özlemek gerekiyor. Bu önemli. Yine Yüce Rabbimiz infak ayetlerinde özellikle infakın severek yapılmasına dikkat çeker. Ve atel mal ala hubbihi der. Yani onlar malı severek verirler. Sevdikleri maldan severek infak ederler buyurarak infakta da bir sevgiyi gösterir. Yine Yüce Rabbimiz haydin cihada denildiği zaman koşarak gelenleri met ederken ayak sürüyenleri zemmeder, yani kötüler. Allah bir şeye davet ediyorsa, Allah bir şeye çağırıyorsa, mümine düşen oraya koşarak gitmektir. Nitekim ayet-i kerimede, cuma namazı ile ilgili olan ayet-i kerimede, اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Cuma günü Allah'ın zikrine davet edildiğiniz zaman koşarak der, koşarak adeta.
Yani böyle üşenerek, yavaş yavaş, ağırdan alarak, ihmal ederek değil, koşarak gidin. Bunun içindir ki ibadetlerin ilk vaktinde yapılması çok daha eftaldir. Nasıl namazı ilk vaktinde kılmak çok daha büyük sevapsa, aynı şekilde zekat farz olur olmaz o zekatı hemen vermek daha faziletlidir. Hac farz olur olmaz hemen o hac farizasını yerine getirmek çok daha faziletlidir. Yüce Rabbimiz isteksiz bir şekilde kullarının kulluk yapmasını istemiyor. Onun için de işte Ramazan ibadetine de, Ramazan-ı Şerif'teki oruç ibadetine de müminler olarak bir sevinç alameti, bir sürur, bir arzu, bir iştiyak hissetmemiz bizim iman gereğimizdir. Yani mümin olmamızın tabii bir gereğidir. Bu sebepledir ki ecdadımız Selef-i Salih'in bu anlamda çok güzel örnekler ortaya koymuşlardır. Rivayete göre bir zat der ki, biz öylelerine rastladık ki der, Ramazan-ı Şerif gelmeden 6 ay önce Ramazan'ın özlemini çekerdi. Diğer 6 ayda da, Ramazan'dan sonra da Ramazan-ı Şerif'i gereği gibi eda edemedik diye pişmanlık duyardı der. Öyle insanlarımız gelmiş, öyle salih insanlar gelmiş. Ramazan'ı özleyen, iple çeken insanlar. Ve Ramazan-ı Şerif'e karşı böyle bir sevinç gösterisi son derece önemlidir. Yani elhamdülillah Ramazan geldi diye. Osmanlılarda Ramazan-ı Şerif bazen davullarla karşılanırmış. Manilerle, şiirlerle, kasidelerle, ilahilerle karşılanırmış. Hoş geldin ya şehri Ramazan diye. Elhamdülillah yine de camilerimizde bakıyoruz, müezzinlerimiz, teravihlerimizde böyle kasideler, ilahiler söyleyerek hoş geldin ya şehri Ramazan diyerek Ramazan-ı Şerif'i özlediğimizi ifade eden güzel ilahiler ve kasideler söylüyorlar. Bu önemli bir şey. Rabbimize, ya Rabbi sen bize oruç tutun diye emrettin. Biz de severek, canla başla bu ibadete koşuyoruz ya Rabbi anlamında bir sembolik bir ifadesi var bunun. Ve Yüce Rabbimiz bu anlamda kullarının severek ibadete koşmasını hususiyle arzular ve Allah'ın rızası da çoğu zaman bu ibadetlere karşı gösterdiğimiz iştiyaktadır. Diğer taraftan aziz cemaat, aziz kardeşlerim, bütün ibadetlerde, istisnasız bütün ibadetlerde Allah'ın rızasını bizim üzerimize çeken en önemli hususlardan bir tanesi de ibadetlere gösterdiğimiz saygı ve hürmettir. Saygı ve hürmet. Ve büyükler şöyle buyuruyorlar. İbadet insanı cennete götürür ama ibadete tazim göstermek, saygı göstermek insanı Allah'a götürür. Allah'ın rızasına doğrudan eriştirir. Onun için ibadetlerin her çeşidine büyük bir tazim ve saygı ile yaklaşmak, Selef-i Salihin dediğimiz o salihlerin, Allah dostlarının, ariflerin adetidir. Mesela Cenab-ı Hak namaz kılmak istediğiniz zaman, namaz kılmak istediğiniz zaman ziynetlerinizi takının buyurur. Yani elbiselerinizi giyin. Hem de sıradan elbise olmasın o. Sizi süslü gösterecek, adeta güzel gösterecek bir elbise olsun. Çünkü hakikatte Cenab-ı Hak evet namazın ruhuna, huşusuna, kalpteki niyetine bakar ama esasen bu tür tazimler, bu tür hürmetler, saygılar o kalpteki saygının, kalpteki tazimin dışa vurumudur. Yine Yüce Rabbimiz kurbanlarla ilgili bir ayette buyurur ki Allah'ın şairine tazim göstermek, yani hürmet göstermek kalplerin takvalı oluşundan kaynaklanır buyurur. Yani mesela insan kesilecek, o kurban olarak kesilecek kurbana son derece efendim saygılı davranması esasen takvalı oluşunun tabii bir gereğidir. Bizim köylerimizde kurban kesilirken hatırlarsınız o kurban güzel süslenir, tüyleri tertemiz yapılır, efendim kurdelalar bağlanır. Neden? Sanki bu işte Rabbimize takdim edilecek. Esasen de öyle. Allah'a takdim edilecek.
Öyleyse biz bu kurbana saygılı olmalıyız. Fıkıh kitaplarımızda der ki, işte kurban der, kesilecek yere götürülürken vurularak götürülmez. Tabiri caizse okşanarak götürülür. Tabiri caizse yumuşak bir şekilde götürülür. O incitmeden götürülür. Gözleri bağlanır. Bütün bunlar esasen kurbana tazimdir. Hakikatte hayvana tazim değildir o. O ibadeti bize emreden Allah'a bir saygının ifadesidir. Onun için büyükler gerçekten kurban kesilirken mesela kurban kesilip can verinceye kadar ayakta beklemeyi bile bir edep olarak görmüşler. Ayakta bekliyorlar. Kurban kesilsin. Çünkü o bizim için Allah adına can veren bir canlı. Öyleyse biz de ona saygı göstermeliyiz diyerek. Yine aynı şekilde ezan-ı Muhammediye saygı göstermek, Kâbetullah'a saygı göstermek, Kur'an-ı Azimüşşan'a saygı göstermek. Bunların her biri esasen Allah'tan olan her şeye saygı göstermek anlamındadır ki hakikatte Allah'a saygıdır. Onun için Ramazan-ı Şerif'e de büyük bir saygıyla, büyük bir efendim tazimle yaklaşmak bu ibadetin hak katında makbuliyetini kolaylaştıracaktır. Ve hatta belki bizi ilahi rızaya taşıyacaktır. Allah'ın rızasına taşıyacaktır. Eskiden Ramazan-ı Şerif'e hürmeten oruç yemek durumunda olanlar bile mesela diyelim ki yolcu adam veya hasta gerçekten oruç tutması tavsiye edilmiyor. Bu kişiler bile insanların huzurunda Ramazan-ı Şerif'e saygı olsun, müminlere saygı olsun diye insanların huzurunda ne su içer ne yemek yerdi. Bu da esasen oruca saygının bir tabii uzantısıydı. Anlatırlar Osmanlı döneminde gayrimüslimler bile yani Yahudi ve Hristiyanlar bile Müslümanların oruç tuttuğu bu mevsimde açık olarak bir yerde efendim yemek yemezlermiş. Ama maalesef tabii İslam ahlakı, İslam edebi, takva duyguları iyice zaafa uğradığı için şimdi böyle bir hassasiyeti görmek son derece zor. Yine Ramazan'ı tazim cihetiyle ve onu büyük bir zevkle ve şevkle karşılama maksadıyla minarelerimizde mahyalarla Ramazan-ı Şerif'e hoş geldin ey şehri Ramazan diye adeta efendim bir Ramazan arzusu, iştiyakı, bir Ramazan saygısı telkin edilmiş. Yine Ramazan-ı Şerif gelmeden önce sanki çok önemli bir misafirimiz gelecekmişçesine ki öyledir. İftar hazırlıkları, sahur hazırlıkları önceden, haftalar öncesinden yapılmaya başlanır. O da hem de büyük bir zevkle, büyük bir neşeyle yapılmaya başlanır. Bu da Ramazan-ı Şerif'e tazimin bir başka uzantısı. Yani şöyle diyelim, Yüce Rabbimiz bize kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz sadakalar elbette inşallah borçlarımızı düşürüyordur. Ama Allah'ın rızasını ve Allah'ın muhabbetini üzerimize çekecek husus esasen o ibadetlere gösterdiğimiz saygıyla doğru orantılıdır. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha birisine bir tabak hurma gönderecek. O hurmayı güzelce diziyor. Üzerine de böyle bir çiçek koyuyor, gül koyuyor tabiri caizse. Sonra hizmetçiye diyor ki kardeş şunu falan hanımefendiye bir götürün. Diyor ki ey annemiz bu süsü niye yaptınız? Deyince o anamız diyor ki bu sadaka diyor, bu infak o fakirin eline geçmeden önce Rabbimizin eline geçecek. Onun için Rabbimize takdim ettiğimiz bir şeye böyle tazim göstermek, hürmet göstermek gerekir diyor. Hakikaten mesela bir fakire infakta bulunacağız. Efendim, fitre vereceğiz, sadaka vereceğiz. Bunu insanların içerisinde parayı göstere göstere vermek var. Bir de tertemiz bir zarfın içerisine onu koyup gizli bir şekilde o incinmeyecek bir tarzda kardeşim lütfen şu emaneti kabul buyurur musunuz diyerek nezaketle vermek var. Şimdi birinci veren de esasen borcunu düşürmüş oluyor. Zekatsa bu. Zekat borcu düşüyor.
Ama ikinci veriş tarzı Allah'ın rızasını celbediyor. Allah'ın muhabbetini celbediyor. Çünkü orada siz gönül gözetiyorsunuz. Orada siz hem mümine saygınız var, hem de Rabbinize saygınız ve taziminiz olduğu için onu öyle yapıyorsunuz. Hatta büyüklerden öylelerini duyuyoruz ki anlatıyorlar. O zarfın içine koyduğu parayı bile o kırışmış bir para değil. Mümkünse sıfır para olarak vermeye gayret ediyor. 100 lirayı bir tabiri caizse çok kullanılmış, kirlenmiş, sağı solu yırtılmış bir 100 lirada 100 liradır para değeri itibariyle. O sıfır adeta kırışmamış. Paranın değeri de esasen aynıdır. İkisi de 100 liradır. Alacağınız malzemede bir fark yoktur. Fakat muhataba saygı olarak cebinizdeki paranın en düzgün olanını zarfın içine koyup muhataba vermek ilahi rızayı celbeden budur. Derler ki mükemmelliyet detaylarda gizlidir derler. Kalite detaylarda gizlidir. Kaliteli mümin de detaylarda gizlidir aziz cemaat. Bunlar ince şeyler. İşte Ramazan-ı Şerif söz konusu olunca da insan gerçekten Ramazan-ı Şerif'e her yönüyle saygı duymalı. Ama her yönüyle sahuruna özen göstermeli. İftarına özen göstermeli. Efendim gündüzüne özen göstermeli. Teravihine özen göstermeli. Çünkü sınav alanımız, imtihan alanımız, Rabbimizin bizi deneyeceği alan esasen aziz cemaat hangimiz en güzeli ortaya koyacak alanıdır. Yani şöyle söyleyelim ayet-i kerimeden de ona da işaret ederek Mülk suresinde Rabbimiz hayatı ve ölümü Allah liyebluveküm eyyüküm ahsenu amela en güzel ameli hanginiz ortaya koyacak onu sınamak için yarattı buyuruyor. Yani en çok ameli ortaya koyacak buyurmuyor da en güzel ameli hanginiz ortaya koyacak? İşte mümin bu sebeple deniyor ki müminin yaptığı ameller hem ahsen olmalı hem ekmel olmalı hem de ecmel olmalı. Ne demek bu? Ekmel en kamil demek, noksansız demek. Olabildiğince bütün detaylarına dikkat ederek bir yaptığımız bir salih ameli noksansız yapmaya çalışmak. Buna ekmel diyoruz. Bir de ecmel en güzel olacak. Yani bu amel en güzel nasıl yapılır? Bir sadaka mı vereceksiniz? Bu sadaka en güzel nasıl verilir? Namaz mı kılacaksınız? Bu namaz en güzel nasıl kılınır? Birisine bir iyilikten mi bulunacaksınız? Yardımdan mı bulunacaksınız? Bu en güzel nasıl yapılır? Oruç mu tutacaksınız? Oruç en güzel nasıl tutulur? İşte bu en güzeli arama. Buna da ecmel olması deniyor. Bir amelin ecmel olması. Bir de bir amelin ahsen olması vardır ki o da en güzel anlamına gelse bile hakikatte şudur. Her an Allah'ın huzurunda olduğu şuuruyla ve Allah'a karşı yaptığı bir amel olduğunu unutmadan bir işi yapmak demek. Yani bir amel hem noksansız hem en güzel hem de Rabbine karşı yaptığının şuuru canlı bir şekilde olursa bu amel hakikaten hem makbul ameldir hem de Allah'ın razı olduğu bir ameldir hem de kuluna muhabbetini artıran bir ameldir. Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kulun üzerine çeken bir ameldir. İşte Ramazan-ı Şerif madem böyle bir ibadet ayıdır o zaman bu ölçekler içerisinde Ramazan-ı Şerif'e derinlik kazandırmak efendim daha da Ramazan-ı Şerif'le letafet kazanmak gibi bir şansımız, bir sorumluluğumuz var. Hem şansımız var, yerine getirebilirsek sorumluluğumuzu, eğer getiremezsek de gerçekten bize büyük bir mesuliyeti var. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir gufran ayında, yani böyle bir mağfiret ayında, bağışlanma ayında, bağışlanmadan çıkan şu Ramazan-ı Şerif'e girip de bağışlanmadan, tertemiz olmadan çıkan kişiye yazıklar olsun. Burnu yerde sürtülsün diyerek adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun adına büyük bir efendim onun kayıp yaşadığını bize bu cümlelerle hatırlatır. Yazıklar olsun ona der. Burnu sürtülsün onun der. Yani Ramazan gibi böyle insanın içini dışını arıtan bir ibadet
mevsimine girdiği halde tertemiz çıkmayı becerememiş, başaramamış. Bu yazık o insana diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için hayıflanır adeta. Evet, Ramazan-ı Şerif ve hem sevgiyle, iştiyakla, heyecanla sarılmalı, hem de tazimle, saygıyla yaklaşmalı dedikten sonra Ramazan-ı Şerif'i gerçekten bir ibadet ayına nasıl dönüştürebiliriz? Bunun da planını yapmalı. Mesela şöyle başlayalım. Her bir gün özel bir gün madem, her bir gün de ayrı bir Cenab-ı Hakk'ın bize bir lütfu, ihsanı, sağız, yaşıyoruz, sıhhatliyiz. O zaman o günün içerisinde madem ki bu ibadet ayını en güzel nasıl değerlendirebiliriz? Buna göre bir plan yapmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahura kalkılmasını istiyor. Sahur sadece yeme içme gibi de görmemeli. Efendimizin sünneti olduğu için de kalkmalı. Diyelim ki siz güçlüsünüz, sahur yapmadan da oruç tutabiliyorsunuz. Ama Efendimizin tavsiyesi bir bardak su ile de olsa sahur yapınız tavsiyesi vardır. Çünkü sahurda bereket vardır buyurur Aleyhisselatü Vesselam. O zaman sahurun bereketinden istifade etmeli. Bu önemli bir şey. Sahur seher vaktindeki yenilen o ikram olduğu için o ismi almış. Sahurun maddi yiyecekleriyle midemize, kalıbımıza, bedenimize bir ikramda bulunduğumuz gibi ikinci bir ibadetin ikinci bir boyutu, ruh dünyamızı, kalp dünyamızı besleme manasında, oraya feyiz verme manasında, o madem ki seher vaktinde ayağa kalktık, ömrümüzde hiç olmazsa Ramazan-ı Şeriflerde efendim teheccüd namazı kılabiliriz. 2 rekat kılabiliriz. 4 rekat kılabiliriz. İsteyen daha fazla da kılabilir. Bunun önü açık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 12 rekata kadar kılmış. Ama biz az olsun devamlı olsun dersek, 2 rekat da olsa efendim abdestimizi alıp teheccüd kılarsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti müekkedesine, onun için farz ama bizim için sünnet, sahabeden onu istiyor Resulullah aleyhissalatü vesselam, ona uymuş oluruz ve ibadetimizi o gece namazıyla başlatmış oluruz. Yani namaz ibadetimizi gece namazıyla başlatmış oluruz. Yine aynı namazın hemen peşinden aziz kardeşlerim, Yüce Rabbimizin bütün muttaki kullarından överek bahsettiği bir güzel haslet daha var. O nedir? O da seher vakitlerinde istiğfardır. Yani Estağfurullahilazim, Estağfurullahilazim, Estağfurullahilazim demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben diyor her gün 70 defa ya da 100 defa Estağfurullahilazim derim buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve istiğfarın en etkili, en tesirli vaktinin de seher vakti, yani o sahur vakti olduğunu unutmayalım. Yüce Rabbimiz onu bize haber veriyor çünkü. Benim diyor muttaki kullarım, has kullarım yanlarını yataklarından uzaklaştırırlar ve diyor Rablerine istiğfar ederler. Madem ki Rabbimiz bizi öyle görmek istiyor, o zaman hiç olmazsa Ramazan-ı Şerif ayında bir aylık bir süre, 29 çekiyor bu sene üstelik, 29 günlük bir süre içerisinde hiç olmazsa günde 100 defa o teheccüden sonra Estağfurullah lazım hemen hemen 3 dakikamız alır. 3 dakika, 2-3 dakikada namaza verseniz işte 5-6 dakikada çok önemli bir başlangıç yapmış oluyorsunuz. Teheccüd namazı ve istiğfar. Cenab-ı Hak lütfederse, eğer işimiz müsaitse, dinlenme noktasında başka bir programda yapabileceksek, gerçekten sahurdan sonra imam efendiler sabah namazlarına hemen başlıyorlar bazı camilerde. O sabah namazını cemaatle eda etmek de büyük bir şeref. Keşke mümkün olsa da, gerçekten insanlar işleri müsait olsa da, ayarlayabilseler de, biraz hafifletseler Ramazan'da maddi işlerini ve istirahatlerini de ayarlamak şartıyla hiç olmazsa 5 vakit namazı cemaatle eda edebilmeyi planlayabilsek. 5 vakiti planlayamıyorsak hiç olmazsa sabah namazını, yatsı namazlarını teravih de olduğu için genelde yapıyoruz ama sabah namazları özellikle işe gidecek insanlar
erken vakitte işe gidiyorlarsa, tabii geceler de son derece kısa olduğu için şu an zorlaşıyor. Fakat imkanı olan kardeşlerimizin mutlaka ve mutlaka esasen sabah namazı cemaatini de ihmal etmemeleri gecenin değerlenmesi bakımından son derece önemli. Efendim, namazlarımızı, 5 vakit namazımızı güzelce eda ettik. Teravih namazımızı da efendim güzel bir şekilde mümkünse hatimle kılınan camilerde eda edebilmek. Güzel okuyan, usulüne göre okuyan imam efendiler varsa hakikaten bu bulunmaz bir nimet. Çünkü Ramazan-ı Şerif Kur'an ayı olduğu için Kur'an'la da insan hem namazda çokça buluşmalı hem de namaz dışında buluşmalı. Yüce Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'i uygun görmüş Kur'an'ın indirilmesi için. Madem ki bu ayda Kur'an-ı Azimüşşan indi, o zaman Kur'an-ı Azimüşşan'ın bizim güreğimize de Ramazan-ı Şerif'te bol bol inmesini, ayet ayet inmesini temin maksadıyla hem bolca Kur'an dinlemeli hem de Kur'an okumaya çalışmalı. Evet, hatimle kılamadık diyelim. Hiç olmazsa huzurlu bir şekilde, huşulu bir şekilde ağır ağır edebine, adabına dikkat ederek namaz kıldıran bir imam efendinin arkasında teravihleri eda etmek lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Ramazan gecelerinin kıyamlarla, namazlarla değerlendirilmesine dikkat çeker ve böyle değerlendiren kulların bir şekilde affedileceğini, bağışlanacağını müjdeler muhterem kardeşlerim. Madem ki Ramazan ibadet ayıdır, ibadetin de başı namazdır. Zaten orucun kendisi ibadet. Zekatlarımızı bu ayda vermek faziletlidir elbette. Ama sadece zekat değil, aynı zamanda diğer infaklarımızı, sadakayı fıtırlarımızı, olabildiğince konu komşuya yardımlarımızı bu ayda gerçekleştirmek önemlidir. İbadet ayını ibadetlerle doldurmak, sadakalarla doldurmak. Ecdadımız Selefi Salihin, Osmanlı'da çok olmuş bu. Mesela eskiden tabii bakkal defterleri tutulurmuş. Yine tutuluyor bazı bölgelerde de. Borçlar yazılırmış oraya. İşte ödeyemiyor. Fakir insanlar var. Zengin insan gelir, o borç defterini açtırır, rastgele açar. Şu arkadaşın, şu kardeşin, şu hanımefendinin, şu yetimin sayfasını sil kardeş, ben parasını ödeyeyim dermiş. Şimdi bunu yaparken de çok güzel bir edep. Hem kimin borcunu sildiğini bilmiyor, ona karşı bir minnette bulunmayacak, başa kalkmayacak. Hem de borcu silinen kişi kim tarafından verildiğini bilmeden onun hakkında dua edecek ve ona karşı bir böyle bir boynu bükük olmayacak. İzzetli bir şekilde borcu silinmiş olacak. Gerçekten ecdadımız yaptığı amelleri en güzel nasıl yapılır? Muhataba saygıyla, muhatabın gönlünü incitmeden nasıl gerçekleştirilir? Bunun demek ki ince ince hesabını yapmış. Kimsenin aklına gelmeyecek hususlar yapmışlar. Ramazan ayı bu anlamda ibadetlerin her çeşidinin yaşanması gerektiği bir ay. Efendim, Ramazan-ı Şerif'e en çok yakışan bir diğer vasıf sehavet, yani cömertliktir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten son derece cömert bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Ramazan gelince cömertliği daha da artar, adeta esen rüzgarlar gibi olurdu diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Daha da bir cömert olurmuş. Esasen bizler de zekatımız, sadakamızla birlikte özellikle aziz kardeşlerim iftarlara fakir fukarayı ya da yakınlarımızı davet etmek suretiyle evimizi böyle bir misafirhaneye çevirebilmek gerçekten büyük bir gönül genişliğidir. Yine anlatılır kitaplarımızda, büyüklerimizden duyarız. Eski Ramazanları anlatırlar. O yalılarda, köşklerde, zenginlerin evi iftarlarda sürekli açık olurmuş. Hatta şöyle bir şey okudum, hayretime gitti. Özellikle konu komşu, akraba, dost habersiz bir şekilde iftara gelince ev sahibi çok daha fazla sevinirmiş. Habersiz bir şekilde iftara gelmek. Gelenden daha çok seviniyor. Neden? Diyor ki, demek ki diyor aramızda böyle sıcak bir bağ var. Ben kendi evimde ne yiyorsam o yemeğe razı olarak gelmiş diyerek
Fakat ev sahibinin bu gönül genişliği çok ayrı bir şey. Şimdi maalesef tabii çok güzel belki daireler oluşuyor, misafirhaneleri oluşuyor, masası tabağı oluşuyor, takım takım oluşuyor ama insanlar iftar vermekten kaçınıyorlar, davetten kaçınıyorlar. O külfet görüyor onu. Niye külfet görüyor? Esasen Ramazan-ı Şerif'teki infakın faziletine inanmadığı için. Yeterince yüreğine o iman inmediği için. Davet edemiyor, korkuyor. Evini açamıyor, korkuyor. Yani Allah cimri kulunu sevmiyor aziz kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'ın bereketli kulları, salih kulları hemen hepsi istisnasız cömert kullar. İstisnasız hepsi cömert. Allah cömerti seviyor ve sevdiriyor aslında. Ramazan-ı Şerif'i fırsat bilip bu anlamda hiç olmazsa insan iftarlarını çoğaltmalı. Bir su ile bir hurma ile de olsa iftar ettirmenin oruç tutanın sevabına eş bir sevap kazanacağı da Efendimiz tarafından müjdeleniyor. O bakımdan iftarlarımız da bir şekilde canlı tutmak gibi bir edebimiz, adabımız, ahlakımız olmalı. Hatta öyle iftar geleneklerinden bahsediyorlar ki kitaplarımızda iftara gelenler geldi diye sevindikleri gibi giderlerken de diş kirası verirlermiş. Diş kirası. Yani davet etmemiz yetmiyor mu diye düşünmüyor. Diş kirası herkes durumuna göre. İşte gelen misafirin durumuna göre böyle hem de kadife keseler içerisinde eğer fakir fukaraysa belki ona göre çağrılanlar zengin akrabaysa onlara göre her birine uygun hediyeler hazırlayıp lütfen şu diş kira emanetinizi de buyurun derlermiş. Adeta siz bizim ikramımızı kabul etmekle bize çok büyük bir ikramda bulundunuz. Ama dişlerinizi bu arada yordunuz. Hiç olmazsa dişlerinize bir kira ödeyelim dercesine bunu bile yapmışlar. Sözün en başında söyledim ya, bir infak yapacaksınız, onu en güzel nasıl yaparsınız bunu düşünmüşler. El ihsan bit tamam diye bir söz var. Yani iyilik olsun ama tas tamam olsun. Eksiği gediği olmasın. Eksiği gediği olsa bile kapatılabilecek yeni yeni ikramlar yapalım diyerek mesela iftarlarda diş kirası bile vermişler aziz kardeşlerim. Efendim Ramazan-ı Şerifimiz aynı zamanda bizler için bir şahsiyet terbiyesi. Nefsimizin terbiyesi, kalbimizin doyurulması, hep Ramazan-ı Şerif'in içinde var olan bir takım ibadetlerimiz ve yaptığımız şeylerle alakalı. Mesela bizim tasavvuf geleneğimizde, irfani mekteplerde, o dergahlarda, insanların terbiyesinde şu altı hususa dikkat çekmişler. Altı husus. Bir, kıllet-i taam. İzah edeceğim bunları. İki, kıllet-i kelam. 3. Kılleti menam. 4. Uzleti enam. 5. Zikri müdam. 6. Fikri tamam. Ne demek bunlar? Birincisi kılleti tamam. O dergahlarda maneviyat eğitimleri yapılan yerlerde, şahsiyet eğitimleri yapılan yerlerde kılleti tamam. Az yeme tavsiye edilmiş. Az yemek. Çünkü yemeğin helal olması önemli olduğu gibi az olması da insan terbiyesi bakımından son derece önemli. Gerek zihin terbiyesi, gerek kalp terbiyesi bakımından insanın yediği içtiği şeylerin temiz olması, helal olması, bir de az olması çok önemsenmiş alimlerimiz tarafından. Demişler ki çok yemek nefsi palazlandırır. Nefsani duyguları artırır. İnsanın şehvetini coşturur. Onun için insan az yemeli demişler. İşte Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hak bu anlamda bize Ramazan bir dergah diyelim, Ramazan dergahı. Ramazan dergahında oruç ibadetiyle bize az yeme talimi yaptırılıyor. Onun için iftarlarda tıka basa doyurmak çok tavsiye edilmemiş. Orta halli bir şekilde yiyip içmek tavsiye edilmiş. Çünkü çok yiyince zaten teraviye bile gidesiniz gelmez. O derece bir ağırlık çöker. Onun için kıllet-i taam önemlidir. Yüce Rabbimiz bize az yeme disiplini kazandırıyor. Kılleti kelam, bakınız kılleti kelam az konuşmak demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki
ya hayır konuşun ya susun. Zaten insan çok konuşuyorsa, hani atalarımız demiş ya, çok söz yalansız olmaz. İster istemez içine gıybet giriyor, dedikodu giriyor, lüzumsuz söz giriyor. O bakımdan sözü azaltmak önemli, sözü azaltmak. Ramazan-ı Şerif'te de insanın tamamen susması tavsiye edilmiyor ama lüzumsuz konuşması, hele hele sataşması, birilerine kötü söz söylemesi yasaklanıyor. Gıybet yasaklanıyor. Gıybetin manen orucu bozacağı söyleniyor. Madden bozmasa bile manen orucu bozacağı ifade ediliyor. Hadislerde biz bunu görüyoruz. Gerçekten büyüklerimiz, selef-i salihin de bu konuda son derece hassas olmuşlar. Lüzumsuzsa bir söz, söylemesek de olursa, onu söylemeden susmak daha büyük bir fazilettir. Ramazan-ı Şerif'te de insan kıllet-i kelama kendisini alıştırmalıdır. Az konuşmak. Bir diğeri kıllet-i menam. Kıllet-i menam az uyumak demek. Dergahlarda manevi anlamda tasavvufi eğitim veren o ocaklarda insanları horul horul böyle 8 saat 10 saat uyumak değil. Belki 4 saat, belki 5 saat. Hadi kişiye göre, kimine göre 2 saatlik uykuyla yetinme eğitimleri yapılıyor. Neden? Çünkü gece son derece kıymetli. Gece ibadeti önemli. İnsanın olgunlaşması bakımından da gece ibadetinin yerini hiçbir şey tutmaz. İnsanın kalbinin yufkalaşması, ahlakının düzelmesi, içine manevi duyguların dolması daha çok gece olur. Gece olur. Onun için gece uyanık olmak bütün alimlerimizin, gerçek alimlerimizin ve ariflerimizin değişmez bir faaliyetidir, değişmez bir vasfıdır. İşte Ramazan-ı Şerif zaruri olarak adeta bizi gece kaldırıyor. İşte en azından namazı biraz daha uzunca tutuyoruz, teravihler kılıyoruz. Efendim, sahura kaldırılıyoruz. Dolayısıyla bize bir az uyku talimi yaptırılıyor. Kılleti menam. Bu da üçüncü esas. Bir diğeri uzleti enam. Uzleti enam halktan uzaklaşmak demek. Halktan uzaklaşmak. Eğer zaruret yoksa, ihtiyaç yoksa kalabalıklara karışmamak tavsiye ediliyor. Dergah eğitiminde bu da var. Dergahların eğitiminde. İşte Ramazan-ı Şerif'te de buna benzer eğitimler var. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde adeta halktan kopuyor, kendini mescide bağlıyor. Biz buna itikaf diyoruz. İtikaf. Kendini mescide bağlamak. Ama ibadet maksatlı olarak. Geceli gündüzlü mescitte kalmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine döneminde son vefatından 10 yıl önce her yıl bunu yapmış mutlaka. Hatta peygamber olmadan önce bile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasına çıkar, orada uzlet yaşarmış. Demek ki Ramazan-ı Şerif'te insan çokça kalabalıklara girmek yerine daha da kendine çeki düzen verip belki maddi bir muhasebe, manevi bir muhasebe, hesaplaşma, kendisiyle hesaplaşma anlamında uzlet hayatı yaşamalı. Bu da önemli. Zikri müdam, yani devamlı zikir demek. Devamlı zikir. Ramazan-ı Şerif insana sürekli olarak Allah'ı hatırlatan bir ibadet. Niye? Çünkü acıkıyorsunuz, susuyorsunuz ama orucunuzu bozmuyorsunuz. Niye bozmuyorsunuz? Allah'ı hatırlıyorsunuz. O ibadeti hatırlıyorsunuz. O bakımdan ibadetlerle, Kur'an okuyuşlarıyla, dinlemelerle, mukabelelerle ve değişik zikirlerle, tesbihatla Ramazan-ı Şerif'te de adeta daimi bir zikir hali alıştırılmış oluyor. Bir diğer husus, fikri tamam, yani daimi bir şekilde tefekkür ve murakabe dediğimiz bir düşünce ufkunda Ramazan-ı Şerif'i yaşamak. Yani hem efendim Rabbimizi hatırlamak, onun azametini, yüceliğini, büyüklüğünü hatırlamak, hem Allah'ın mahzun kullarını, mazlum kullarını, kederli, gamlı kullarını hatırlamak, bu anlamda onları düşünmek, o açlık hissederek adeta aç insanların halini tefekkür etmek de gerçekten insanı bir tefekkür insanı haline dönüştürüyor. Öyleyse Ramazan-ı Şerif aynı zamanda bir tefekkür mektebidir diyebiliriz. Evet aziz kardeşlerim, Sultanahmet'imizin, Sultanahmet Camii'mizin bu pazar sohbetleri geleneği devam ediyor. İnşallah şu an
benim sohbetimin süresi bitmiş oldu. Bir aşı şerif okunacak. Daha sonra da inşallah bir başka vaiz kardeşimiz, hocamız sizlerle hasbihalleri devam ettirecekler efendim. Yüce Rabbimiz Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eylesin. İnşallah şu Ramazan-ı Şerif'in hem rahmetinden hem mağfiretinden istifade eden kullarından oluruz.